hastalıklardan kendinizi nasıl korursunuz? Açıkçası bütün hastalıklarda olduğu gibi korunma tedaviden çok daha ucuz, çok daha etkili, çok daha pratik bir metot. Evet, hepimizin şu son aylarda gündemimize oturan bu virüs dışında birçok hastalık daha var ki insanlar arasında bulaşabilen ve bizim sağlığımızı tehdit eden hastalıklar. Bunlara karşı alınacak tedbirlerse açıkçası bir yıldır değişmiyor. Yani bundan işte 1000 yıllarında dünyanın en büyük bilim adamı, tıp adamı kabul eden İbn Sina'nın o çağlarda yaşadığı veba salgınına karşı söyledikleri ne varsa harfiyen bugün de geçer. O yüzden biraz tarih yapalım isterseniz. İbn Sina'nın o söylediklerini birlikte bir tekrar edelim. Hepimizin bildiği. Öncelikle el hijyene dikkat edin. Çünkü günlük yaşantı ellerimize her yere temas ediyor. Her yere bulaşıyor. Ve böyle olunca eller bu hastalık etkenleri, tabii ki virüs de bunlara dair, rahatlıkla bir bulaşmada söz konusu. İlk yapılacak şey suya sabuna dokunmak ve elleri düzenli olarak yıkamak. Yani elleri suya sabuna göstermek değil. En az 20 saniye köpürtmek. Yani elle yapışan, gözle görülür ve görülmez kirleri uzaklaştırmak adına köpürtüp o kirleri uzaklaştırmak. Kirleri uzaklaştırdıktan sonra elleri güzelce duruladık, kuruttuk. Bu defa da kalma ihtimali olan virüs, bakteri gibi, parazit yumurtaları gibi canlıların da uzaklaştırılabilmesi için el antisepsisi uygun. Yani eğer ben ellerimi hastalıklara karşı daha güvenli hale getirmek istiyorsam elleri düzenli olarak yıkamalıyım ve el antisepsisine dikkat etmem gerekiyor. Koronada bir şansımız var. Korona yapısı itibariyle alkollere çok hassas bir virüs. Eğer alkol dediğimizde evdeki herhangi bir kolonya da bu işi çok rahatlıkla görebilir. Ben uygun bir el antiseptiği kullanabildiğim gibi rahatlıkla evde kullanabileceğim bir kolonya ellerimi yıkadıktan sonra ellerimi bunlarla işlem aldığım zaman da ellerimi öncelikle güvenli ve temiz hale getiriyorum. Ama bu temizliği ve el yıkamayı eğer obsesyon haline getirip günde 10 kere 20 kere ellerimi sürekli yıkayıp sürekli bütün kimyasallarla ellerimi muamele edersem de bu defa egzama gibi arzu edilmeyen bir takım değişikliklere uğrar. O yüzden şimdiye kadar ellerimizi hangi sıklıkla yıkıyorsak işte tuvaletten sonra, yemekten önce ve sonra eve girdikten sonra aynı şekilde dikkat etmek, sadece burada süreyi biraz uzatmak, 20 saniye özenerek parmak araları, tırnak uçlarını buna dahil ederek temizlemek önem taşıyor. Hemen ardından uygun bir el antiseptiğiyle ben ellerimi güvenli hale getiriyorum. Ama bu arada elimi yıkamadan hani günlük ya hareket ettiğim süreçte benim de çok sık yaptığım elime burnuma dokunmak, ağzıma dokunmaksa artık terk etmem gereken alışkanlıklarından birisi. İşte sigara içenler burada biraz daha kritik çünkü ellerini sürekli her türlü bakteri, virüsü ağzına taşır halde. O yüzden artık yüzümüze hani yeni dünya düzeni, yeni yaşam düzeni dediğimiz süreçte bu ellerimin ağzıma, yüzüme çok fazla, gözlerime çok fazla dokunmasını engellemem gerekiyor. Bir diğer konusu bu öksürük adabına dikkat etmem. Yani elimde mendil yok ve bir anda hapşırmak, öksürmem gerekiyorsa da civarında bulunan insanlara saygı duyduğum için kolumun içini kullanmam gerekir. Bunu zaten bizim 3 yaşına kadar, 5 yaşına kadar ailelerimize öğrendiğimiz, öğrettiğimiz kurallarda bir düşünün. Hemen bunun üzerine ihmal etmemiz gereken son bir nokta ise sağlam vücuda saygı. Yani dengeli ve sağlıklı beslenmemiz, vücudumuzun dinlenmesi için yeterli fırsat tanımak, hareketi yaşam tarzını haline getirmek de yine virüse karşı, hastalıklara karşı kullanabileceğimiz en etkin, en ucuz, en pratik koruma yöntemleri arasında. Sağlıcakla.